Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle 10. Osmanlı Padişahı, 89. İslam Halifesi, Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin Topkapı Sarayı'nın bahçesinde yaşadığı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'nın bahçesinde çok sevdiği o ağaçların arasında dolaşırken özenerek, bezenerek yetiştirdiği o ağaçları karıncaların sardığını görür. Ve tereddüt etmeden bu ağaçları ilaçlayın, nedir bu diyebilirdi. Astığı astık, kestiği kestik. Osmanlı Devleti'nin, bir cihan imparatorluğunun bir numaralı ismiydi kendisi. Bunu yapabilirdi. Fakat Kanuni Sultan Süleyman muhibbim ahlasıyla Osmanlı Devleti'nde en çok şiiri yazan isimlerden birisi muhibbi bunu yapmaz. Ne yapar? Hemen dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin yanına gider. Fakat Ebu Suud Efendi'yi yerinde bulamaz. Bu sefer eline bir kağıt, bir de kalem alır ve başlar yazmaya. Aynen şöyle seslenir Kanuni. Der ki, dirahta yer ziyan etse karınca, günah var mıdır ağını kırınca? Yani diyor ki, eğer ağacı karınca sardıysa, bu karıncaları öldürürsek günah var mıdır diyor ve Ebu Suud Efendi'nin odasından ayrılıyor. Bir vakit sonra tekrar odaya geliyor ve Ebu Suud Efendi'yi yine odasında bulamıyor. Fakat yazdığı notun altına bir not yazıldığını görüyor. Notta aynen şöyle yazıyordu. O güzel şiire, o güzel beyte aynı incelikle Ebu Suud Efendi şu şekilde cevap vermişti. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Yani medeniyetin inceliğine bakın. Dünyanın en küçük varlıklarından, en aciz varlıklarından biri olan karınca öyle bir terazide hesap verecek ki cihanın en büyük imparatoru Süleyman'la onun hakkı aynı terazide yayılacak. İşte biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyeti tekrar ayağa kaldırabilmek duasıyla. Selamünaleyküm.